Müslümanlar öldürülür. Gel de gör ki ne haldeyim. Müslümanlar öldürülür. Gel de gör ki ne haldeyim Vatanların dan sürülür Gel de gör ki ne haldeyim Vatanların dans sürülür Gel de gör ki ne haldeyim Ahlakımız tahrip oldu Yüce Kur'an rafa kondu Ahlakımız tahrip oldu yüce Kur'an rafa kondu. Noldu dinu, devlet noldu. Gel de gör ki ne haldeyim. Noldu dinu, devlet noldu. Gel de gör ki ne haldeyim Halifelik bizdeydi Müslümanlar gözdeydi Halifelik bizdeydi Müslümanlar Gözdeydi sınırları çindeydi gelde gör ki ne haldeyim sınırları çindeydi gelde gör ki ne haldeyim aslında ne halde değilim Gel de gör ki ne haldeyiz. Bir avuç müfsit kavim bütün dünyayı inim inim inletiyor. Alemi İslam da sadece trajediyi film şeridi gibi izliyor. Kahrolsun, lanet olsun demek yetmiyor. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde ifade ettiği gibi ve a'iddu lehum mastata'tum min kuvvetin ve ribatil Düşmanınız için kuvvet hazırlayın emrini de yerine getirmek gerekiyor. Allah Resulü o emri yaptı. Cihan önünde hazrola geçti. Üç kıta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ordusuna tekmil verdi. Tarık bin Ziyad ordu geri dönmesin diye gemileri yaktırdı. Ya savaşıp şerefinizi koruyacaksınız ya da yok olup gideceksiniz. Hazreti Ömer Efendimiz Kudüs'ü fethettiğinde haham Kudüs'ün anahtarını vermek için Emre amade beklerken etrafındakiler Hazreti Ömer Efendimiz'e Ey Ömer güzel bir kıyafet giysen de Kudüs'ün anahtarını teslim alsan. Nahnu e'azzanallahu bil İslam demişti o. Allah bizi elbiseyle değil İslam'la şerefli kıldı. Şimdi elbiseyle aziz olanlar zelil olduklarını görüyoruz. Mürkle varlıkla övünenlerin zelil hale geldiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ni arkasına alan ve iki tane uçak gemisini Doğu Akdeniz'e getiren ve bizzat İsrail'e gelip destek veren Amerika Birleşik Devletleri güç gösterisinde bulunuyor. Yeryüzüne güç gösterisinde bulunuyor. Diğer devletler ateşkesi reddetmek suretiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne biz de sizin yanınızdayız diye kuvvet ve destek verdiklerini gösteriyorlar. Alemi İslam da hala uyku modunda. Uyanması için bugün izlediğim yaklaşık bir dakikalık bir video filmini onların gözlerine Bediüzzaman Said Nursi'nin ifadesiyle adeta onların gözlerine sokarcasına İbret dersi olarak vermek istiyorum. Diyor ki babam sağlığında yani şehit olmadan odunumuz vardı. Odun yakıyor, evimizi ısıtıyorduk. Üşümüyordum ben. Şimdi babam şehit oldu, üşüyorum. Sibikere soruyordu. Senin kızların da üşüyor ve aç yatıyor mu? Ben aç yatıyorum. Karnım aç ve üşüyorum. Keşke babamla birlikte ben de gitseydim diyordum. Ve yanındaki 7-8 yaşındaki kızın gözlerinden yaşlar akıyordu. Ey alem İslam! Uyku modunda devam ediyorsun. Bu sızlanmaları görmezlikten geliyorsun. Filistin'deki mezarlar artık yetmiyor. Topluca o insanları kendi tarlalarına bahçelerine gömüyorlar. Yeryüzünde bütün dünya mazlumların ahını sadece seyretmekle kalıyor. Sadece telin etmekle kalıyor. Selahaddin Eyyubi'nin fetih için yaptığı hazırlıkla sona erdirmek istiyorum. Selahaddin Eyyubi o zalimlerin zincirini kırmış ve Kudüs'ü fethetmiştim. Bir zat ona şöyle diyordu. Niye Kudüs'ü fethetmek için zaman arıyorsun? O genç ayrılıp gittiğinde yanındakilere sordu. Bu genç kim dedi? Araştırın bakalım bu genç kim? Bu genç acaba sabah namazına geliyor mu bir bakın. Hayır efendim sabah namazına bu genç gelmiyor dediler. İşte biz bu gençlerin bu halinden dolayı Kudüs'ün fethini geciktiriyoruz dedi. Öyle bir zamana geldi ki Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti. Şimdi yeniden işgal edilen 75 yıldır işgal edilen o toprakların tekrar fethi gerekiyor. O zalimlerden, o müsitlerden arındırılması gerekiyor. Kermes düzenliyoruz. Allah razı olsun kermes düzenleyenlerden. Dua ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Ama bunlar yetmiyor. Öbür taraf topuyla, cephanesiyle bütün bir nesli yok etmek isterken biz sadece duayla, sadece telinle yetiniyoruz. Bunun yetmeyeceğini biliyoruz. Gençler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü savaşmak istiyoruz demişlerdi. Allah Resulü zırhını giydi ve geldi. Gençler dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, bizim gayemiz savaş değildi. Zırhını giyen bir peygamber çıkarmaz." dedi. "Ey ümmeti Muhammed, sen Hazreti Muhammed'in yolunda olduğunu söylüyorsun. O zırhını o bir nevi kılıcını, o yayını ne zaman paslanmış yerlerden çıkaracaksın? Zulüm diz boyu. Yeryüzünde mescitler Müslümanlara kan ağlatıyor. Biz sadece dua ile mi yetineceğiz? O zaman rehberimiz, önderimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zırhını giyen bir peygamber zırhını çıkarmaz der miydi? Allah akıbetimizi hayır eylesin. Onların bizzat bir bürokratından bir örnekle meseleyi sonlandırmak istiyorum. Kanlı diyor Kudüs başkanında Jüli Mayer. Onların en üst bürokratlarından bir tanesi. Sabaha kadar diyor uyuyamadım. Sabah bir baktım ki her yer güllük gülistanlık. Onlar zannediyor ki alem-i İslam bir araya gelsin. Kanlı Kudüs zulmünü sona erdirsin, bastırsın. Baktık ki güllük gülistanlık. Şu ifadeyi kullanıyordu. Hâzihi Ümmetun naimetun. Bu uyuyan bir ümmettir. Ey ümmeti Muhammed o günden bugüne kadar ne zaman uyanacaksın? Sadece duanın yetmediğini, sadece tel'inin yetmediğini bilmen lazım. Ve a'iddu lehum mestatatum min kuvvetin ve min ribatil hayl ayetini anlaman lazım. İliklerine kadar farkına varman lazım. Cihat şuurunu dik tutman lazım şehit olsam da diriltirsen, tekrar şehit olsam da diriltirsen, tekrar şehit olsam da diriltirsem diyen bir peygamberin yolunda olduğunu sadece dua ile iddia edebilir misin? Ben bir Müslüman olarak, bir muahhit olarak, bir mücahit olarak böyle bir iddiada bulunamıyorum. Eksiklerimizin, kusurlarımızın la yuat ve la yuhsa olduğunu söylüyorum. Sayılamayacak kadar kusurumuz var diyorum. Osmanlı'nın ihmal etmediği o yurtları ihmal ettik diyorum. Osmanlı'nın dik durduğu yerlerde alemi İslam dimdik durmadı diyorum. Sadece kendi menfaatini önceledi. Kendi kasasını önceledi. Bizim hocamızın kullandığı bir sözle bitiriyorum. Bugün Müslümanların en çok yanıldığı nokta diyordu. Kasa, Nisa ve Masa. Bu üçlü bizi aldatıyor. Masa hırsı. Bir yerlere gelelim. Geldin ne oldu? Allah'ın rızasını kazandın mı? O masayı elde ettin. En yüce makama çıktın. Türkiye'nin en üst görevlisi oldun. Hak ettin mi acaba? Bir sorgula. Diyelim en üst görevlere atandın. Hak ettin mi? Bir sorgula. Masayı bir sorgula. Nisa işte kadın derdi. En Güzel kadınlarla evleneyim. Evlendin ne oldu? Allah'ın rızasını kazandın mı demektir yani. Allah Resulü'nün önüne müşrikler bunları sermişlerdi. Ve amcasına demişlerdi ki senin yeğenin vazgeçsin bu davadan. İstiyorsa Mekke'nin en güzel kızlarıyla onu evlendirelim. Reislik mi istiyor? Başımıza reis olsun. Ama atalarımızın dinini inkar etmekten vazgeçsin. Biz atalarımızı bu şekilde bulduk demişlerdi. Ebu Talip geldi. Yeğenim dedi. Muhammed'im böyle istekleri var Kureyş'in. Senin bu davadan vazgeçmeni istiyorlar. La udiyat ale yemin vel kamer ale yesar. Yani güneşi sağ avcuma ayı sol avcuma koysalar ben bu davadan hatta heleke yani ölünceye kadar bu davadan vazgeçmem diyordu. Şimdi alemi İslam sadece sızlanıyor. Sadece gözyaşı döküyor. Sadece Allah'ım dindir diyor. O zaman Yüce Allah sorduğunda ey kulum ben sana akıl verdim. Yeryüzünde seni yarattım denge unsuru ol dedim. Müslitlere karşı sadece dua ile yetindin derse muahize ederse hesaba çekerse benim nefsim de dahil nasıl hesaba biz cevap verebiliriz? Allah akıbetimizi hayır Basiretin, letafetin yanında uyanıklığı da bize bahşetsin. alem İslam uyku modundan artık kurtulsun. alem İslam üzerindeki ölü toprağı atsın. Nerede zulüm varsa onun yanındayım desin. Nasıl 46 yıl oradan oraya koştu, oradan oraya koştu. Bu toprakları en uzun senelerce yönettiği kanunu gibi güç sahibi olsun. Zehirlenmesine rağmen zigat var savaşından dönmeyen ve atının üzerinde şehit olan komutanın yolunda olduğunu haykırsın. O zaman yeryüzünde müfsitler kaçacak arayacaklardır. Şimdi müfsitler arzı endam ediyor. Her yerde kan revan, gözyaşı, zulüm yeryüzünü sarmış. Ne zaman bu zulüm bitecek? Ancak kanuni gibi dirayetli, güçlü, basiretli yeryüzündeki alemi İslam'ın liderleriyle bu zulüm sona erecek. Yoksa sadece Türkiye'mizin çabalamasıyla sonuçlanmadığını gördük. 120 tane devletin imza atmasıyla bu zulmün bitmediğini gördük. Birleşmiş Milletler'in pek çok orada görevlisini öldürdüler. Birleşmiş Milletlerin kararına rağmen Birleşmiş Milletler bile bu müfsit kavme bir şey yapamıyor. Bir yaptırım uygulayamıyor. Yeniden silkinip yeniden dönüp yeniden bir Osmanlı'nın ruhunu uyandırmadığımız müddetçe bu müfsitler yeryüzünde ifsat hareketlerine devam edecekler. Biz Madagaskar'da da devletimizi kurabilirdik. Hayır atalarımıza vaat edilen bu topraklarda devletimizi kuracağız dediler ve Sultan Abdülhamid'e beş defa tekliple geldiler. Sultan Abdülhamid dedi ki siz bu toprakları bedava da alabilirsiniz. Ancak bizim cesetlerimizi çiğneyerek fazla söze hacet yok. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كالن